nazaratı anlayabilmenin en önemli yollarından birisi de tabii ki bu sahanın, yani bu olayların geçmiş olduğu veya şimdi işte muhatap olmuş olan sahanın coğrafyasını bilmek. Coğrafya deyince peki ne biz düşünüyoruz? Coğrafya aslında şimdi esası itibariyle tabii ortam ile insan arasındaki münasebetleri bize ifade eder. Ve yine ondan sonra şimdi İbn Haldun der ki coğrafya kaderdir. Yani bizim dünya üzerinde yaşamış olduğumuz yer, bulunmuş olduğumuz yer bizim esas itibarı kaderimiz de burada belirlemiş oluyor. Yani bizim yaşam biçimimizden tutun, ta ki kültürümüze kadar, ten rengimize kadar birçok şeyi burada belirliyor. Peki bu bize şimdi lokasyon aslında bize söylüyor. Peki işte lokasyondan biz ne kastediyoruz? Birincisi matematiksel olarak dünya üzerinde bulunmuş olduğumuz konu. Yani şimdi astronomik konum, yani enlemlere göre olan konum. İşte ekvatorda mıyız, orta kuşakta mıyız veya ondan sonra polar kuşakta mıyız, işte kutuplara yakın mıyız? Bunların tümü tabii ki bizi şimdi etkileyen şey veya özel konum. Bizim var olduğumuz, içinde bulunmuş olduğumuz ortamın veya bunun için etrafında hangi özellikler var? Farz edelim dağlık bir sahada mıyız veya ondan sonra ovalık mıdır veya düz bir saha mıdır, plato mudur? Bunlar bizi etkiliyor. Şimdi tabii ki münazaratta çok geçmiş olan dağlar, dereler deniliyor, ondan sonra sahralar deniliyor. Peki bunlar bizi acaba ne şekilde etkiliyor, ne şekilde bir ondan sonra şimdi yaşam burada oluşturuyor? Biz bunu özel konum içerisinde, yani içerisinde bulunmuş olduğumuz alan etrafında bulunan tabii ve bunun yanındaki tabii ki beşeri özellikler itibariyle bizim bunu bir analiz etmemiz lazım. Özel konum dediğimiz zaman özellikle bulunmuş olduğumuz yerde dağlar mı var, ovalar mı var, dereler mi var, tabii bitki örtüsü ne, ormanlar mı, cılız mı, bunlar büyük bir önem burada arz ediyor. Ondan sonra dağlık bir saha tabii ki burada bizi etkilemiş olan en önemli şey alanın topografyasıdır ve bunun yanında da iklimidir. Yani bizim hayatımızı en fazla etkileyen şey bundan ikisidir. Peki dağlık bir sahada, dağlık bir mekan içerisinde ne gerçekleşiyor? En başta buradaki sıcaklık şartları yıl içerisinde farz edelim ki bazı dönemlerde 6 aya kadar kış. Çıkamıyorsunuz, gezemiyorsunuz, hapissiniz. Bunun dışında ulaşım çok zor. Bir yere gitmek, gelmek, diğer ondan sonra ortamlarla, farklı coğrafyalarla münasebetiniz yok. Tarım alanları burada az ve bu sizi hayvancılığa ondan sonra sevk ediyor. Hayvancılığın burada var olmuş olması, yine çoğu günlerin dağlarda geçirilmiş olması, insanlardan kopuk olarak bir hayatın burada başlamış olması, belki biz bunu kısmen asosyal bir hayat olarak da ifade edebiliriz. Sürekli düşünsenize bir insan veya burada bulunan insanlar günün büyük bir kısmı veya çoğu günleri dağ taş içerisinde sadece hayvanlarla, hiçbir insanla ondan sonra münasebeti olmadan geçiriyor. Zor şartlar altında ondan sonra hayatını burada idame ettiriyor. Bu genel itibariyle sert bir mizacı burada oluşturmuş olur. Yani biraz daha asosyal, medeniyetten biraz daha, tabii ki burada şimdi yanlış anlaşılmasın burada ifadelerimiz, medeniyetten biraz daha uzak olunmuş olduğu için daha sert bir mizacı burada oluşturmuş oluyor. Şimdi esas itibariyle biz bakmış olduğumuz zaman dağlık sahalarda bulunan kültürler ulaşılması zor olduğu için askeri yönden de kültürel yönden de korunaklı olan yerlerdir. Bu sahalara yolların da yine ulaşmasının az olmasının sebebiyle bu sahalara ulaşmak da yine zor olmuş olduğu için biraz daha izole olan sahalardır. İzole olan sahalar olduğu için burada biraz daha bedevi bir kültür kendisini burada belli ediyor. Ve buna bağlı olarak biraz daha sert bir mizaç, sert bir uslup, sert bir dilin kullanılmış olduğu bir kültür, biraz daha yerel kültürün egemenliği ve işte medeniyetten uzak olan bir özellik burada belirmiş oluyor. Fakat buna karşılık olarak ovalara gelmiş olduğumuz zaman tam da bunun aksi olarak ki zaten bugün bile görmüş olmamız mümkün. Türkiye'de veya dünyada düz olan sahalara bakmış olduğumuz zaman yol ağının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çok yoğun olduğunu görüyoruz ama dağların bulunduğu sahalara geldiğimiz zaman yolların az olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü yol burada inşa etmek zor.
Şöyle bir şey de var. Yol burada çok 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 önemli. Çünkü yol medeniyettir. Yolun gitmediği yere medeniyet de girmez. Yolun gitmediği yere hakim de olamazsınız. Orada başkalarının kimler oraya ulaşabilirse onların hakimiyeti olur. Bu tabii ki bir farz edelim ki Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu için kimler varsa burada aşiretlerse veya burada ağalarsa veya şeyh veya işte müteşeyhlerse bunların o zaman bir hakimiyeti olur. Yani yol olmayan yere hürriyette gitmez, medeniyette gitmez. Ama ovalara geldiğimiz zaman bunu çok daha fazla görebiliyoruz. Medeniyetin olmuş olduğu yerler, sosyal olarak şimdi ilişkilerin daha fazla olmuş olduğu, bu tarımın getirmiş olduğu bir şeydir ki, çünkü burada tarım içerisinde imecelik var, birlikte hareket etme kültürü var. Bunun bir neticesinde ovaların bulunmuş olduğu, düz alanların var olduğu alanlarda sosyal hayat daha medenidir ve buradaki ilişkiler daha üst düzeydedir. Ve ondan sonra dışa da açıktır. Dağlık alanlar gibi dışa kapalılık diyelim. Kapalı bir kültürden çok burada açık olan bir kültür vardır, medeniyet vardır. Fakat bir dezavantaj olarak da yine düz olan şimdi alanlar içerisinde medeniyetler çok hızlı olarak gelişebildikleri gibi çok hızlı olarak da kaybolabilirler. Demin şunu söylemiştik, dedik ki dağlık olan şimdi alanlar içerisinde izole bir hayat var dedik ki. Burada aslında biraz da üstada biz bakmış olduğumuz zaman üstadın kendi hayatının büyük bir kısmını, yani bunu Van'dan tutun, Bitlis'ten tutun ki doğmuş olduğu yer, Barla'ya kadar, Emirdağ'a kadar, işte Kastamonu'ya kadar dağlık olan bir alan içerisinde geçirdiğini görüyoruz. Yani kendi isteğiyle veya sürgünle veya kerhen diyelim. Ama şimdi esası itibariyle izole bir hayat olmuş olması itibariyle burada insanoğlu için de üstad için de yine geçerli olan bir şeydir ki tefekkür edebilmek için en önemli, en uygun olan şimdi alanlardan birisidir. Çünkü burada tabiatla siz burada baş başasınız. Ormanlar var, dağlar, taşlar, dereler, ağaçlar var, kuşlar. Bütün itibariyle Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu güzellikler içerisindesiniz ve bu çok iyi bir tefekküre, daha iyi ondan sonra analiz etmeye götüren bir özellik diyelim veya şartlar diyelim. Yine tabii ki burada münazarattaki en önemli özelliklerden birisi, siz de biliyorsunuz buradaki istibdada karşı hürriyet ve ondan sonra işte meşveretin burada Doğu ve Güneydoğu'da bulunan aşiretler içerisinde yayılması veya bunun ifade edilmesi. En başta şunu söylemek lazım. Hürriyeti isteyebilmek için özellikle hür olmak lazım. Ruhen hür hissetmek lazım. Yani hür olan ruhlar ancak hürriyeti burada şimdi ifade edebilir veya ondan sonra isteyebilir. Yine insanoğlu için de dağlık alanlar insanların kendisini en hür olarak hissetmiş olduğu alanlar. Neden? Demin söylemiş olduğum gibi izole olmuş olduğu için otoriten de zayıflamış olduğu alanlardır ki dünyada birçok yerde özgürlük hareketlerinin yine dağlarda işte başlamış olduğunu, tabii ki şiddeti burada asla hiç kimse burada işte tasvip etmez. Ama müsbet hareketle de yine üstadın ki zaten işte benimsemiş olduğu bir metottur. Yine de bunun da başlangıcının dağlardan gelmiş olduğunu görüyoruz. Yine üstadın kendisini en hür olarak hissetmiş olduğu ve ondan sonra hürriyet için de mücadelesini başlatmış olduğu yerin yine dağlar olduğunu biz burada görebiliyoruz ki ki üstad siz de biliyorsunuz hür adam ve ondan sonra dağların getirmiş olduğu hürriyetle de yine hürriyet mücadelesini bu sert ve ondan sonra haşin olan ama tefekkür için, inziva için en uygun olan alanlarda, dağlık olan bu ondan sonra alanlarda başlattığını biz burada ifade ediyoruz. Şimdi burada tabii ki ifadeyi meram içerisinde baktığımız zaman burada işte dehşetli dağlar ve dereler diyor. Ve ondan sonra bu neyi bize ifade ediyor? Bu şimdi esası itibariyle Güneydoğu toprakları ki Üstad burada Başit Dağı'ndan bahsediyor. Başit Dağı 1904 yılında Üstad'ın aylarını geçirmiş olduğu bir yer ki ondan sonra işte rakım itibariyle 3670-80
metrelere kadar olan rakımı olan bir yer. Ve orman örtüsünden de çok fazla, orman örtüsünün çok fazla olduğu bir yerde değil. Buna bu yüzden haşin bir dağ ve buna bağlı olarak eğimin fazla olmuş olduğu bu alanlar içerisinde özellikle bahar aylarında ve yaz aylarında kar erimeleriyle birlikte burada coşan dereler, burada haşin bir dere ve ondan sonra dağlık bir ortamı burada oluşturmuş oluyor. Bunun yanında üstad tabii ki bu münazaratı ve ondan sonra muhakematı bu şartlar altında burada yazıyor. Ve üstad yine Sabyan'da diyor ki dağlar beni derelerin yedi haşinine fırlatıyordu ve onlar da beni sahraların üzerine çarpıyordu. Burada peki üstad bize neyi söylüyor? Burada şimdi esas itibariyle coğrafi olarak burada bir teşbih de var tabii ki. Üstad buradaki aşiretlerle olan ilişkilerini veya onlardan onlarla olan konuşmalarından elde etmiş olduğu bilgi ve ondan sonra bu ortam içerisinde yaşamış olmuş olmanın getirmiş olduğu bir birikimle ki zaten devamında da bunu söyleyecek. Belirli bir alan içerisinde eğer dağlar veya dereler burada yer alıyorsa bu dereler dağlarla ovalar arasındaki bağlantıyı yine temin eden bir özelliktir. Üstad şimdi esas itibariyle burada kendi tecrübelerini veya bu dönem içerisinde burada şimdi yaşamış olduğu dönem içerisinde edindiklerini bir dere gibi derenin bu alanlar içerisinde var olan materyalleri aşındırması hatta şimdi Sayın Hocam gibi, siz de birkaç cümleyle tamamlayabilirseniz. Tamam hocam. O zaman hemen sonuca geçeyim. Şimdi esas itibariyle üstad buradaki hayatını ve buradaki aşiretlerle olan işte görüşmelerini derelerin tıpkı dağlık bir alan içerisinde yani kaynağından tutun orta çevrene kadar var olan şimdi alanlar içerisinde aşındırarak ki bu bilgilerdir. Aşındırmış olan şeyler aslında burada veya meyveler burada edinilmiş olan dağlık alanlardan ve aşiretlerden olan edinimlerdir. Bunların bir dere misali ondan sonra aşındırılarak eğimin azalmış olduğu ovalara getirildiğini ki burada yine bir teşbih var. Üstad burada sahra demiş olduğu şey şimdi esası itibariyle ovalardır. Ovalar da yine işte bereketlidir. Burada şimdi işte berekete de burada atıfta bulunuyor. Ve bu işte bereketin bir neticesi olarak bu iki eserin burada oluştuğunu ve bunların ondan sonra bu alan içerisinde bulunan şimdi aşiretler için istibdada karşı yine bir ilaç olduğunu ki zaten Üstad yine şimdi eserin içerisinde de söylüyor. İnada karşı, işte cehalete karşı, işte geveceliğe karşı bunların ancak medeniyet çarşısı içerisinde getirilmiş olduğunu ve burada oluşturulmuş olan bir ilaç olduğunu bize ifade ediyor. Şimdi esas itibariyle tabii ki burada konu çok uzun. Yani işte coğrafi açıdan bunu analiz etmek biraz zaman isteyen bir şey ama bu kısa süre içerisinde ancak bu düzeyde bir analiz burada gerçekleştirebiliriz. Efendim Sait Hocam'a döneceğim. Sait Şahin Alp Hocam. Sait Hocam siz de bize tabii sunumunuzda dağlar, dereler, sahralar, yedi haşin ve sahralar mekanlar üzerinden bu seyahatin bir tahlilini yaptınız. Biraz daha açabilir misiniz? Bediüzzaman'ın eserlerinde genel olarak coğrafya vurgusu nasıldır? Bir de siz yine değinmiştiniz ama biraz açmak isterseniz coğrafyanın insanların psikoloji üzerinde, toplumlar üzerinde psikososyal tesirleri nelerdir? Bu konularda bize izahatta bulunabilirseniz buyurun. Sizin de 5 dakikanız var. Sorunuzdan giderim. Üstadın hayatına biz bakmış olduğumuz zaman üstadın zaten gençlik yıllarının ve daha sonraki sürgün hayatının bir kısmının belki kader ilahinin de bir cilvesi dağlık olan sahalarda olduğunu görüyoruz. Yani üstadın belki de çok böyle şimdi aramış olduğu aslında
tefekkür edebilmek için kendisinin aramış olduğu, bizzat kendisinin belki seyrek gittiği, bizzat ve bunun dışında kaderin kendisini sevk ederek göndermiş olduğu alanların yine dağlık olan sahalar olduğunu görüyoruz. Bir şeye bakalım işte, Kastamonu'ya bakalım, yine dağlık bir saha. Bir Emir Dağı bakalım, yine dağlık bir saha. Barla deseniz, Bitlis deseniz, Van deseniz yine öyle. Yani üstad bir nevi aslında şimdi esası itibariyle özgürlüğün kaynağı olarak, hürriyetin kaynağı olarak aslında biraz bu dağlık olan sahaları, yani işte medeniyetin ulaşmadığı bu sahalar aslında bize şimdi işaret ediyor. Yani ne zaman ki bu alanlarda bulunan ve bu mekanlar içerisinde yaşayan bedevilere veya ondan sonra aşiretlere eğer şimdi hürriyet götürülürse, o zaman bu sorun veya ondan sonra işte istibdat bitebilir. Bunu aslında bize şimdi ifade ediyor. Yine üstad risalelerde aslında şunu söylüyor. Dağları sefinelerin işte bereketli hazineleri, hazineli dilekleri olarak bize ondan sonra ifade ediyor ki, ki tabii ki bu işin ifade içerisinde dağlar içerisinde bulunan işte madenler veya ondan sonra işte ormanlar olsun, yeraltı ve yerüstü kaynakları olarak bizlere bunu ifade ediyor ama belki de biz şunu görmemiz lazım üstad, belki burada görmüş olduğu hazinelerden bir tanesi de burada hürriyettir. Yani hürriyeti aslında dağlarda görüyor veya dağlık olan bu alanlar içerisinde ancak hürriyet işte götürülerse istibdatını işte bitirebileceğini bize söylüyor. Belki bunları 100 yıl önce, 100 yıldan çok çok önce olan bir süre önce bunları bize söyledi ama bugün dönüp bakmış olduğumuz zaman bu sorunlar bitti mi veya şimdi işaret etmiş olduğu hedeflere şimdi ulaşabildik mi? Maalesef ki henüz de ulaşabilmiş değiliz. Belki bu konuda adımlar atılıyor ama bu mekanlara ancak söylemiş olduğum gibi özellikle Doğu ve Güney Anadolu alanlarında bulunan bu dağlık olan şimdi işte alanlar içerisinde medeniyetten uzak, kısmen ondan sonra izole olmuş olan bu alanlara ne zaman ki hürriyetler ondan sonra ulaştırılır, ne zaman ki burada bulunan insanlarımız bunu meşvereti kabul ederler ve bunu yayarlar kendi aralarında, ancak bu tarzda istibdadın gidebileceğini, hürriyetin gelebileceğini bize ifade ediyor. Şimdi ikinci sorunuza gelmiş olduğumuz zaman şöyle söyleyelim. Bizim işte mekanımız bizim karakterimizi etkiliyor. Şöyle söyleyelim. Mekan özellikle öncelikle bizim psikolojimizi etkiler. Psikolojimiz de bizim davranışlarımızı etkiler. Şöyle düşünün. Bir çöl alanındasınız. Çöldesiniz. Kurak olan bir yerdesiniz. Hiçbir yeşillik yok. Veya çıplak olan bir dağdasınız. Herhangi bir orman yok. Sadece taş görüyorsunuz. Yıl boyunca taş görüyorsunuz. 6 ay boyunca kış. Bu tarzda olan bir insanın işte psikolojisiyle. Şöyle düşünün, çok güzel bir manzarası olan, bir deniz manzarası olan, göl manzarası olan, ormanların olduğu, oksijenin bol olmuş olduğu bir alan içerisinde olan bir insan. Yine çok sıcak bir alan içerisinde bulunan bir insanın işte psikolojisi bir olabilir mi? Şöyle düşünelim. Örneğin yaz aylarında sıcaklığın çok olmuş olduğu alanlarda asabileşiyoruz. Sıcaklığın düşük olmuş olduğu alanlarda insanlar daha oksijeni de bol aldıkları için ve soğuk bir yer olduğu için bu ondan sonra onların hareketlerine de yansıyor. Daha hareketli insanlar biz bunu görüyoruz. Biz bunu işte türkülerimizde de görüyoruz. Halk oyunlarımızda da biz bunu görüyoruz. Bir Akdeniz'e bakın, Doğu Anadolu'ya bakın, Kafkaslara bakın. Dediğim gibi bunlar coğrafyanın ondan sonra işte getirisi. Tabii ki bu durum öncelikle bizim şey psikolojimizi burada şimdi etkiliyor ve bunun bir neticesi olarak bu bizim şey davranışlarımıza da yansıyor. Örneğin böyle bir durumda biz bölgeler için bir şimdi genelleme, ki zaten şimdi halk aramızda bunlar yapılan şeyler. Karadeniz insanına bakmış olduğumuzdan biz ne deriz? Çok bunlar hareketli insanlar deriz. Sanki kızıyormuşçasına bizimle konuşurlar. Doğu Anadolu'ya geldiğimizde, Güneydoğu Anadolu'ya geldiğimiz zaman biz biraz sanki böyle asabi insanlarmış gibi onları şey yaparız. Ama tabii ki bu coğrafyanın bir getirisi veya oluşturmuş olduğu bir karakter diyelim. Şimdi esas itibariyle elbette ki bizim bu insanlarımız kaba insanlar değil, yüreği çok sıcak, çok temiz insanlar. Ama dediğim gibi coğrafyanın bir getirisi olarak bu bizim hal ve
hareketlerimizi de ondan sonra etkileyen bir özellik. Yani sıcak bir yerde olan bir insan ile soğuk yerde olan bir insan, manzarası güzel olan bir yerde olan bir insan ile sıcak, kör manzarası olan bir yerdeki insanın davranışları da veya bunun bir yine işte getirisi olarak bir meşgale olarak da bu şimdi etkileyen bir özellik. Farz edelim ki dağdaysanız şimdi hayvancılıkla iştigal edeceksiniz. Tarım alanları yok. Bu yine sizi sürekli hayvanlarla bir münasebet olduğu için, onlarla sürekli bir arada bulunduğunuz için sizi biraz da asosyalleştiren bir özelliktir. Ama şimdi ovadaysanız... Sayın hocam, cümlelerinizi de alayım. Hocam, evet ben burada bitirmiş olayım. Demek istediğim şey, yaşamış olduğumuz yer, dünya üzerindeki lokasyonumuz, bizim ten rengimizden, bizim etnisitemizden, bizim karakterimizden, davranışlarımıza kadar, hatta inançlarımıza kadar bu bizim işte kaderimizde oluşturan bir şeydir ki ondan sonra etkiliyor. Şöyle söyleyelim, biz şimdi Afrika'da bir insan olabilirdik, ten rengi siyah olan bir insan olabilirdik. Avrupa'da bir Hristiyan olarak da doğmuş olabilirdik. Bu nedenle bizim dünya üzerindeki lokasyonumuz bizim kaderimizi işte belirlediği gibi bizim imtihanımızı da ondan sonra belirlemiş oluyor. Teşekkür ediyorum ben size.